Herkese merhaba sizlerle şu ana kadar unutmayı geciktirmek, hatırlamayı kolaylaştırmak ve bunun gibi konularla ilgili neler yapabileceğimiz hakkında konuştuk. Ancak gelin bugün işin psikolojik kısmını bir kenara bırakalım. Biraz taktiklerden konuşalım. Birçoğunuz bu sene içerisinde girdiği ilk denemeden beri o deneme kitapçıklarını saklıyor. Yani hiç değilse benim birlikte çalıştığım öğrencilerin çoğu saklıyor. Buradaki asıl amaç ne? İşte yıl sonuna doğru konular bitince tüm denemeleri şöyle bir gözden geçirmek. Evet, bu ideali, bu hepimizin istediği. Ancak eğer şu ana kadar hiç başlamadıysanız ve denemeler odanızda bir köşede bir dağ gibi yığılmaya başladıysa, onları gördükçe gözünüzde çok daha fazla büyütüyorsanız ne yazık ki sınava kadar muhtemelen bakmayacaksınız demektir. Hadi gelin bunu nasıl kolaylaştırabiliriz? Onu konuşalım. Sizden şunu istiyorum. Bulabildiğiniz, girdiğiniz en eski denemeye gidin. O denemede boş bıraktığınız, yanlış yaptığınız, belki de dikkat hatası yaptığınız tüm soruları kesin. Kestiğiniz bu tüm soruları bir föy dosyanın içerisine ya da bir kutunun içerisine koyabilirsiniz. Şöyle güzel bir karışım olsun, karman çorban bir şeyler olsun orada. Daha sonra orada kendimize bir döngü oluşturacağız. Örneğin her gün içinden 5-10 tane seçip onlara bakabiliriz. Haftada işte bir gün belirleyip o gün içerisinde tüm hepsini şöyle bir gözden geçirebiliriz. Buraya kadar size mantıklı geldiğini ancak kafanızda nasıl yani? Hani dikkat hatası hatası yaptıklarımı neden kesiyorum diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Burada aslında birkaç farklı sebebimiz var. Dikkat hatası yaptığınız soruları kesip o soruları böyle yavaş yavaş çekip baktıkça belki de onların kendi içerisinde bir döngüye sahip olduğunu görebilirsiniz. Örneğin çekiyorsunuz. Aa evet kolaymış. Neden yapamadım acaba diyorsunuz. Dikkat hatasından yapamamışsınız. Bir çektiniz, iki çektiniz. Daha sonra fark ettiniz ki genellikle dikkat hatalarınızı Öncüllü sorularda yapmışsınız. Eğer ki bunun farkında olursanız denemelere girdiğinizde öncüllü sorularda biraz daha dikkatinizi arttırabilirsiniz. Belki de yaptığınız dikkat hatası bir işlem hatasıdır. Çok kolaydır ya da hocanıza sormanıza gerek bile kalmamıştır. O denemeyi kontrol ederken aaa nasıl karıştırdım demişsinizdir. Fark etmez onları da bir şöyle gözden geçirelim. Eğer ki bir konuyu bilmediğiniz için sürekli o konuyu boş bıraktıysanız ancak şu an o konuda çok iyiyseniz örneğin ne olabilir? diyelim ki TYT matematikte problemler. İlk başta hepsini kestiniz, kestiniz. Artık kesilecek problem bile yok diyelim. Onları çekmek de size aslında nereden geldiğinizi, ne kadar yol kat ettiğinizi hatırlatacak. Böylelikle hepsini olmasa da hiç değilse hemen üzerine tik atamadığımız tüm soruları denemeler içerisinde şöyle bir gözden geçirmiş olacağız. O zaman makasları hazırlayalım. Gidip hemen bir an önce o soruları kesmeye başlayalım. Kendinize çok İyi bakın, en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.